Halk Kitap Evi'nin sunduğu yazı işleri devam ediyor. Evet değerli izleyiciler, tekrar merhaba. Birinci yılımızın ilk bölümünü bitirdik. İkinci bölümünde Kıbrıs'tan dediğim gibi bir konuğum var. Hepimizi çok yakından ilgilendiren hukuki bir konunun uzmanı aynı zamanda. Profesör Doktor Çağlar Özer, Özel, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. Şöyle bir kitabı var. Bilmiyorum. Şu anda gösterebilirseniz. Şimdi bunu bir böyle göstereceğim. Bir de böyle göstereceğim. Çünkü bakın kitabın adı Tüketicinin Korunması Hukuku. Yani ey ahali diyorum, biz tüketicilerin korunması ile ilgili bu kadar kalınlıkta haklarımız var. Bu hakların çoğunu bilmediğimiz ya da olayları küçük görüp ya işte ne yapalım işte bugün böyle yaptılar şimdi 5 liranın mı peşinde koşacağım gibi. İlk bakışta mantıklı gibi görünen ama biz böyle yaptığımız için, milyonlarca insan da böyle yaptığı için o 3 lira 5 lira gibi hani aramadığımız hakkın sonucunda birileri çok ciddi haksız kazanç sağlıyorlar. Ve sayemizde zenginleşiyorlar bir anlamda bana göre. Tabii şimdi onların hepsini soracağım. Evet, şimdi tüketici hakları nedir? Tüketici hakları sözleşmesi diye bir sözleşme var. Bu nedir? Bizi nasıl ilgilendiriyor? Nasıl yararlanırız? Tabii en önemlisi, onu da özellikle sormak istiyorum. Bizim zamanımızı fazla almadan, bizi böyle angarya ile uğraştırıyor gibi olmadan haklarımızı nasıl arayacağız? Yani ben yarın işim var, gücüm var, buna nasıl vakit ayıracağım, en aza nasıl indireceğiz? Bunları soracağım, hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, Kıbrıs'tan nadir zamanlarda galiba Türkiye'ye geliyorsunuz. Biz de ona denk getirmeye çalıştık ve bugün birlikteyiz. Şimdi öncelikle biraz önce sorduğum sorudan başlayayım. Tüketici hakkı nedir? Ne zaman bu ortaya çıktı ve kamuoyunun gündemine geldi ve bu sözleşme nedir? Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir programa beni davet ettiğiniz için teşekkür edeyim. Ayrıca bugün herhalde birinci yılınızmış. Evet, evet. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Sağ olun. İnşallah nice yıllara olur. Şimdi tüketicinin korunması gerçekten çok önemli bir konu. Tüketici olarak biz hepimiz bir bakıma şöyle hesaplarsak hepimiz tüketiciyiz o çerçevede. Tabii bunun sınırları var, onlardan bahsedeceğim biraz ama tüketicinin korunması dediğimizde gerçekten toplum hayatında yaşayan çoğu insanın alışveriş hayatında, alışveriş ilişkilerinde karşı karşıya olduğu pek çok sorunlu durumla nasıl baş edeceğini gösteren kurallar aslında bir bakıma. O kuralların, o hukuk kurallarının nasıl uygulanacağı ve insanlara nasıl bir etki doğuracağı önemli. Pek çok hakkımız var. Hatta bu konuda Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu haklar genelgesi var. Tüketici hakları evrensel beyannamesi adı altında verilmiş haklarımız var. Bunların hemen hemen çoğunu bilmiyoruz. Geçenlerde böyle bir toplantıda bir şeyden bahsedilmişti. Bu tür haklarımızı biliyor muyuz diye. Sanıyorum büyük bir çoğunluk tüketici haklarının ne olduğunu bilmediği gibi, yani kendi hakkının ne olduğunu bilmediği gibi bu haklardan bir tanesini söyleyin denilenler bile maalesef herhangi birisini sayamamış durumda. Nedir tüketici hakkı dediğimiz, daha doğrusu tüketicinin korunmasından kaynaklanan haklar dediğimizde çok aslında birazcık gerilere gitmemiz gerekiyor. Bu bizim hayatımızda sürekli olarak karşılaştığımız sözleşmeler var. Bu sözleşmeler aracılığıyla hayatımızı yürütüyoruz. Hani hukuk kuralları şöyle bir söz vardır. Derler ki hukuk aslında nefes almak gibidir. Nefes almadığın zaman hukukun ne olduğunu anlarsın. Bu kuralları biz aslında habire yaşıyoruz, iç içeyiz ama maalesef bunların ne olduğunu onlardan uzaklaşınca, hukuktan uzaklaşınca anlıyoruz. Ve
faydasının da ne olduğunu ancak o zaman anlayabiliyoruz. Şimdi bu sözleşmelerden bahsetmiştim hukuki ilişkiler çerçevesinde. Günlük hayatta pek çok yapıyoruz. İşte biz buraya gelirken koştur koştur ondan da bahsedeyim. İşte bir arabaya biniyorsunuz örneğin. Bir taşıtla bir taşıt sözleşmesi, taşıma sözleşmesi yapıyorsunuz. Ne bileyim bakkaldan bir şey aldığınızda alışveriş yapıyorsunuz. Satım sözleşmesi yapıyorsunuz. Kira sözleşmesi yapıyorsunuz. İşte telefonunuz oluyor. Telefonla bağlantılı olarak o abonelik sözleşmelerini yapıyorsunuz. Ne bileyim stadyuma giriyorsunuz. Giriş için o gösteriyi izlemek için öyle bir alışveriş sözleşmesi yapıyorsunuz. Yani yüzlerce, binlerce günlük hayatımızda hiç fark etmeden yaşadığımız sözleşmeler var. Bu sözleşmelerin temelinde de irade özgürlüğü dediğimiz yapı var. Yani kişi sözleşmelerini kurarken istediği gibi, istediği şekilde, iradesine uygun bir biçimde bunu gerçekleştirir. Hukuk düzeninde bunu korur. Yaklaşım bu. Ama bu yaklaşım her zaman gerçeklere uygun olmayabiliyor. Çünkü bu irade serbestisi dediğimiz şey o kadar çok başka etkenlerle etkileniyor ki bu iradeniz sizin çok fazla etkili hale gelemiyor. Örneğin reklamlar aracılığıyla sizin bu iradeniz bir şekilde saptırılıyor, başka bir şekilde dönüştürebiliyor. Hiç ihtiyacınız olmayan bir malı ihtiyacınızmış gibi görebiliyorsunuz. Ve o ihtiyacınız olmayan şeyi bir sürü para verip çokça belki ama de... Ama iradeniz de var yani söylüyorsunuz. Yani almama iradem var. Ama tabii o reklam bombardımanı beni allak bullak ediyor. Evet. Yani. Ve almak zorunda mı hissediyorum sonuçta? Yani öyle bir şey çıkıyor tabii. Sanki almam lazım. Evet. Bu reklamlar aracılığıyla, aldatıcı reklamlar aracılığıyla daha doğrusu insanların aslında istemediği, ihtiyacı olmayan şeyleri veyahut da bir sözleşme yapıyoruz. Bu sözleşmede bir kredi sözleşmesi yapıyoruz diyelim. Krediye ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızdan dolayı biz bu mala ulaşamıyoruz. Onu krediyle alacağız. Bu krediye ihtiyacımız olduğunu bilen işte diyelim bankalar bunu kullanarak bu ihtiyacımızı çok ağır koşullar altında krediyle almamızı sağlıyorlar. Veyahut da neler oluyor? Bu tür sözleşmeleri yaparken bir takım genel işlem şartları dediğimiz şartlar sözleşmenin içerisine koyarak tabii bu şartları, bu sözleşme koşullarını çok önceden kendi hukukçularına, uzman hukukçularına bir takım tuzaklar hazırlayarak tüketicinin önüne sunuyorlar ve bu tüketicinin önüne sunulan sözleşmeyi tüketici vatandaş diyeyim, imzalamak zorunda kalıyor. Bunların ne içerisinde hangi sözleşme hükümlerinin olduğunu bilmeden ya da bilse bile onları kabul ederek, ona zorunlu kalarak. Ya bu irade özgürlüğü çerçevesinde kendi serbest irademizle güya verdiğimiz kararımız aslında ekonominin diğer elemanları işte girişimciler dediğimiz kişiler tarafından etkilenen, sürekli olarak kontrol edilen, aslında bize dayatılan pek çok kurallar çerçevesinde yürüyor maalesef. Bunu ortadan kaldırmak için ne yapılabilir? Bunlardan birisi işte tüketicinin korunmasına yönelik olarak devletin yasalar çerçevesinde getireceği düzenlemeler. Sizin bu tüketici olarak bu bilinçte olmayan, iradesini gerçekten ihtiyaçları doğrultusunda ve kurallara uygun bir biçimde kullanamayan bu kişiyi vatandaş olarak korumanız gerekiyor. Devlet eğer sosyal bir devletse, bu kurallara uygun bir şekilde davranıyorsa, maalesef gerçi bizim buna yönelik pek çok düzenlememiz var. Ama görüyoruz ki bunların uygulanmasında epey bir aksaklıklar var, eksiklikler var ve
çokça tüketici aleyhine olacak davranışlarla karşılaşıyoruz. Peki niye oluyor şimdi? Benim merakım şu. Bir otomobil almak istiyorum. Gidiyorum acıntıya. Bana diyorlar ki evet bu araba fiyatı bu. Tamam. Biz falanca bankayla kredilendirebiliyoruz. Tamam. Gidiyorum o da diyor ki işte arabanın fiyatı 10 lira. Ben sana 10 lirayı veriyorum. Bu 10 lirayı 2 yıl içinde alacağım. Faizi bu, şeyi bu. Tamam bitti. Ben bunu anlaşmayı yaptığım an bu kadar olmaz. Şimdi burada ne olabilir? Bir, ben ödemem. Kasıtlı ödemem. İki, ödeme güçlüğüne düşerim. Üç, ölürüm. Şimdi başka şeyi düşünüyorum. Peki bu sözleşmeyi yaparken neden benim elime böyle 5-6 sayfa boyunda ve normal gözle okunması bile zor olan küçüklükte bir kitap boyutunda sözleşme hükümleri yazıyor. Şimdi o zaman diyorum ki mesela hukuk fakülteleri. Şimdi hukuk fakültesi dediğimiz yer bir lise değil. Yani oradan tamam avukat ya da hukukçu yetiştiriliyor ama aynı zamanda altyapı da hazırlanacak. Mesela hukuk fakülteleri şöyle bir çalışmayı yapıyor mu? Bilmediğim için soruyorum. Ya arkadaş sen sonuçta 100 lira vereceksin, 10 lira vereceksin. Ve bunu belli bir vade içinde geri alacaksın. Burada aksaklıklar şu, şu, şu noktalarda çıkar. Bunları yazalım. Peki bir kitap boyutunda olacak kadar yazı neden yazılır? Ve ben bunu bugüne kadar okuyan hiç kimse görmedim kendim dahil. Her seferinde diyorum ki ya bir gün hani kredi mredi almak için değil. Bir gün alacağım bankadan bunu sonuna kadar okuyacağım. Hayır tahammül edemiyorum. Niye yapılır bu kadar ayrıntı ne var? Yani bizim işte aklımıza gelen üç nokta var. Ödemiyorum, ödeyemiyorum, öldüm. Ya da banka battı bir tanesinde de o. Ne var başka? Bu kadar yazılıyor. Şimdi gerçekten çok önemli bir konu bu. Bu dediğimiz biraz önce söylemeye çalıştığım genel işlem şartları dolayısıyla ortaya çıkan bir mesele. Yani bu tüketici hukukunda haksız şartlar olarak değerlendiriliyor. Sözleşmenin kurulmasından itibaren tabii ki taraflar arasında bir ilişki doğmuş oluyor. Özellikle o sizin söylediğiniz kredi sözleşmesi. Bir tanesi mesela bu. Ve işte bir şeyin satın alınmasına yönelik olarak yapılan sözleşmede. Bu diyelim satıcı aynı zamanda bir başka işte kredi veren kuruluşla işbirliği halinde. Biz bunu biliyoruz. Aslında bilmiyoruz. Yani normal koşullarda biz bilmiyoruz. Ama bizi satıcı o bankaya yönlendiriyor. Şimdi bunlar arasında bir işbirliği var. Yani dışarıdan bakıldığında görülmeyen ama birbirleriyle olan bir işbirliği var. Nedir? Ben sana işte müşteri getireceğim, sen ona kredi vereceksin, o benim malımı satın alacak. Bu işbirliği aslında görünen bir şey değil ama bu işte tüketici hakları çerçevesinde yasal düzenlemeyle bir bakıma koruma altına alınmış bu ilişki. Diyor ki yasa koyucu, böyle bir durumda bu taraflar arasındaki ilişkiyi sen görmesen de ben görüyorum. Böyle bir ilişki vardır. Ve bundan dolayı örneğin bu malı aldık diyelim, satın aldığımız bir arabaydı değil mi? Bir arabayı aldık. Bu arabayı aldık. Bu araba bir ay sonra baktık frenlerinde bir bozukluk var. İşte bu frenlerindeki bozukluktan dolayı ayıp diye nitelendiriyoruz biz bu eksikliği. Ayıplı maldan dolayı sorumluluk var. Yasa koyucu diyor ki aynı zamanda sana bu krediyi veren kişinin de sorumluluğu var. Yani tüketicinin korunması hukuku bağlamında yaklaşım bu şekilde oluyor. Daha önceden bilinmeyen ve aslında görünmeyen bu ilişkiyi hukuki ilişkilerin içerisine sokuyor yasa koyucu. Tüketicinin korunması amacıyla bunu gerçekleştiriyor. Bu düzenleme amacıyla gerçekleştiriyor. Ve sorumluları, senin karşısındaki sorumluları birden ikiye çıkarıyor. Daha doğrusu hem onu hem onu sorumlu tutmuş oluyor. Böyle bir ifa aksaklıklarından dolayı. Böyle bir faydası var. Onun dışında burada neden bu kadar şey var? Şart var. Değil mi? O diyorsunuz şu kadar. Yani çok küçük yazılı ve diyorum yani onu normal yani sizin mesela bu kitabın sizinki bile ufak. Hani bugün roman dediğimiz cinsteki kitapların hurufatını yani boyutunu kullansak bayağı ciddi böyle bir 25-30 sayfalık kitap olur. Evet. Çünkü 6 punto dediğimiz en ufak. Yani normal gözle bile zor okunan yazı. Bu kadar mı şartı var yani?
alt tarafı diyorum ki bir araba alacağım 30 bin lira kredi. Ama işte böylece satıcı, girişimci diyoruz hepsine birden bunların. Bütün alıcının elini, kolunu, her tarafını bağlamış ve bir sürü kuralın kendisine de aslında zarar verecek kuralın tamamen kendine yontulmasını sağlıyor bu şekilde. Şimdi şöyle yani, bir şey çıkıyor yalnız ortaya. Yani bir izleyici de bakın. Şimdi yasa koyucu diye söz ediyorsunuz. Hep yasa koyucu dediğimiz parlamento. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi özellikle bugünkü iktidarı seçen toplumun en yoksul ve eğitim düzeyi en az olan ama kalabalığı çok büyük olan bir kesim. O seçiyor, yasa yap diye gönderiyor ama o adamlar yasayı aslında toplumun en düşük yüzdesini oluşturan o insanlar için yapmış gibi bir durum çıkıyor ortaya. Yani çünkü yapılan bütün her şey benim aleyhime tüketici olarak. Evet. Yani bu parayı verenin lehine ama alanın hep aleyhine. Çünkü beni sıkıştırmak için herhalde o kadar ayrıntı var. Değil mi? Yani bu kural, onu sıkıştıran bunu, fazla bir şey yok orada. Bunu baştan söylemeye çalıştım zaten. Yani kural bu. Bir daha söyleyelim. Kural şu. Taraflar bu sözleşmeleri özgür iradeleriyle yapıyorlar. Tamam. Genel kural bu. Ama bu özgür iradedeki, özgür irade dediğimiz irade aslında özgür değil. Bu iradenin özgür olmadığı, şimdi genel kural dediğim gibi bir sözleşme yapıyorsunuz. Bu sözleşmede taraflar karşılıklı olarak anlaşıyorlar. Kendi ihtiyaçlarını giderecek bir biçimde. Örneğin siz gidiyorsunuz diyelim bir terziye. Terzide kendinize göre bir ceket ya da takım elbise yaptırıyorsunuz. Parası konusunda anlaşıyorsunuz ve sözleşme bu şekilde gerçekleşiyor. Bu 100 yıl öncesinin yaklaşım tarzı. Yani yasalar bu düzeni dikkate alarak kuralları koyuyorlar. Taraflar kendileri karşılıklı olarak anlaşırlar ve bu anlaşmaların neticesinde koydukları kurala yani sözleşmeye de uyarlar. Ahde vefa diyoruz biz buna. Ama bunun böyle olmadığı, yani zaman içerisinde bu iradenin gerçekten biraz önce söylemeye çalıştığım gibi bu iradenin karşılıklı olarak iradelerini açıklayan kişilerin iradelerinin bu şekilde gerçekleşmediğini zaman içerisinde fark ettik. Nasıl fark ettik? Bu kitlesel üretim araçlarının, teknolojinin gelişmesiyle bu gelişimin neticesinde artık öyle takım elbise diktirme falan yok ya da çok istisnai. Bir yerde, bir fabrikada bütün binlerce insan için, on binlerce insan için yapılmış ürünler çıkıyor. Ve bu ürünlerin insanlara satılması, onlara verilmesi, dikte edilmesi söz konusu. Yani artık bir ihtiyacın giderilmesi amacıyla değil, doğrudan doğruya o ihtiyaç yaratıldıktan sonra o yaratılan ihtiyacı karşı tarafın yani alıcının, tüketici olarak nitelendirdiğimiz kişinin bunu alması sağlanıyor. Yöntem bu artık. İşte burada da bu kurallardan, hukuk kuralları içerisinde getirenlerin bir kısmı bu irade özgürlüğü diyoruz ya başta. Bu irade özgürlüğüne bağlı olarak getirilen kuralların aslında ona uymadığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tarafların bunun aksine düzenleme yapabileceği kabul ediliyor. Aksine düzenleme yapıldığında da hep nalıncı keseri gibi girişimci, satıcı kuralları kendisi belirliyor daha önceden ve bu belirlediği aksine düzenleme yapılabilir olduğu için kurallarda o kuralları tüketiciye dayatıyor. Ve bu iradesine sanki uygunmuş gibi oluyor. İşte mesela bunu böyle bir durumu ortadan kaldırmak için genel işlem şartlarıyla ilgili tüketiciyi koruyan düzenlemeler getiriyor. Bizim 6502 sayılı tüketicinin koruması hakkında kanun var. Bu 4077 sayılı daha önceki tüketicinin korunması hakkında kanunun devamı niteliğinde ama daha gelişmiş bir biçimde. Bu kurallarla tüketicinin içinde bulunduğu durumu onun lehine olacak şekilde bir takım emredici kurallarla düzeltmeye çalışıyor. Yani bu yapıldı mı yapılacak mı? Yani mesela şunu anlamda soruyorum. Yani bu dediğiniz gerçekleştirildiğinde ben
bir kredi kartı alırken bir bankadan ya da bir kredi alırken ya ister tüketici olsun ister işte herhangi bir ev alıyorum onun kredisini veriyorum. O şey azalacak mı ya da beni artık çünkü beni itiyor bir de bunu okuma sakın diyor. Halbuki daha makul olsa ben okuyacağım bana uyan uymayan yanlarını göreceğim haklarımı göreceğim. Halbuki bu anormal bir yükte olunca o yazılar okumadan imzalıyorum. Evet. Ha, sonuçta bu nedenle kaç kişinin başı derde giriyor o da ayrı bir konu ama. Şimdi hemen... kendini gene de bir tür aldatılmış gibi de hissedebiliyor. Evet. Ya bu kadar şey yazıyorsan o demek ki yarın ben hiçbir zaman haklı çıkamam onlara karşı gibi bir duygu oluşuyor. Evet bende. Bu duygu oluşuyor maalesef öyle ama şurası da bir gerçek. O söylenenlerin orada yazılanların bugünkü mevcut yasal duruma göre herhangi bir önemi yok. Çünkü bunların çoğu haksız şart niteliğinde haksız şart olarak değerlendirildiğinde de bunlar devre dışı kalıyor. Bu şartlar devre dışı kalıyor. Yani siz oraya istediğiniz kadar altını okudum, imzaladım diye, kabul ettim diye imza atın. O dediğiniz küçük küçük yazılmış, 12 puntodan da aşağı olmaması gerekiyor artık. O küçük küçük yazılmış şartlar eğer doğrudan doğruya taraflar herhangi bir biçimde üzerinde tartışmadan o metnin içerisine atılmış ve bu metnin içerisindeki belirlenen bu şart taraflardan birisi daha doğrusu tüketici açısından haksız olarak nitelendirilebilecek bir şartsa yasa koyucu diyor ki bunları ben geçerli saymam. Şimdi, yani öyle bir hakkınız var ama pek çoğu da var ama bu, şöyle bir bunu yine ben duygusuz olarak söylemek istiyorum. İşte az önce söylediğim gibi yani böyle çokluktaki bir şey beni ürkütüyor ve korkutuyor. Bu arada mesela televizyon reklamlarında da rastlıyoruz. Aldatıcı mı diyeceğiz buna başka bir şey mi diyeceğiz? Ama diyelim ki ekranda bir firmanın bir ürününün reklamı yapılıyor. Sonra alttan böyle yıldırım hızıyla tırırırt diye bir şey geçiyor. Evet. Ben bunu bir keresinde bir firmayla ilgili dedim ki ya şu bandı seyredelim ve ağırlaştırdık. Hani biz tabii teknik olarak burada dura kalka ancak o zaman okuyor. Orada söylediği şu. Bu kampanyamız bilmem ne kadar tarihine kadardır ve stoklar ürünler stoktaki sayıyla sınırlıdır. Şirket istediği sorumlu an bunun bittiğini ilan edebilir. Yani bir anda 1 milyon kişi isterse yok sana vermiyorum diye. Şimdi bunu mesela tırt diye geçiriyor. Kimse de dikkat etmiyor. Yarın ben gittiğimde de şununla karşı bitti hemen. Haklı diyoruz yetişemedik falan diye. Aslında bu da bir şekilde tüketicinin hakkının gaspı anlamına gelmiyor mu? Bu da aynı bu şekilde değerlendirilir. Yani sizin söylediğiniz, biraz önce söylediğim hususun bir değişik versiyonu bu da. Yani ya almışsınız bunları bu şekilde yazmışsınız tıkır tıkır ince ince küçük küçük yani 12'den aşağı olmayacak yazmışsınız altını imzalatmışsınız veyahut da bir yere asmışsınız bunu. O astığınız bilgiler işte şunlardan dolayı sorumlu değiliz diye yazılmış. Bunların hepsi bu söylediğimiz kurallar çerçevesinde değerlendirilecek. Yani eğer bu bir tüketici işlemi ise, tüketici işlemi dediğimiz şey de girişimci ile tüketici arasında tüketicinin ticari ya da ekonomik ticari ya da mesleki bir amacı olmaksızın yaptığı işlemler, sözleşmeler. Böyle bir sözleşme varsa taraflar arasında bunu tüketici işlemi diyeceğiz, tüketici sözleşmesi diyeceğiz. Ve böyle bir sözleşmede eğer daha önceden tarafların oturup da üzerinde anlaşmadığı bir takım koşullar altına imza atmak biçiminde olduğu gibi kabul edilmişse ve bunların tüketici açısından kabul edilmesi haksız nitelikte sayılıyorsa bu tür sözleşme şartları geçersiz kabul edilecek. Şimdi bunu böyle diyorsunuz fakat bir de bizim başımıza gelen vaka olarak anlatmak istiyorum. Belki daha hem de herkesin başına geliyor. Yani oradakiler sayılıyor mu sayılmıyor mu ama şunu görüyorum. Biz tüketici olarak o küçücük yazılmış şartnamenin bazı koşulları mesela bizi bir anda mahkum ediveriyor farkında olmadan. Basit örneğini vereyim. Şimdi internet sağlayıcı şirketler var. Hı hı. Çok güzel reklamlar yapıyorlar. Paketler şunu. Başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki ben evet şu evime, iş yerime şuraya bağlatmak istiyorum. Hay hay. Efendim kampanyamız var. Çok güzel.
Ve bu aslında size ayda 59 lira. Ama hani işte normal olsa bu 115 liraydı. Ama kampanyamız var 59 lira. Evet. Çok güzel. Gelin bağlayın, yapıldı. Bu şey de geliyor böyle bıdıcık yazılmış. Altına imza atıyorsun, bir şey yok. Hı hı. Bazen sonra şimdi şöyle bir olay yaşıyoruz. Mesela servis yavaş ya da modem cihazı yanıyor ve ona diyor ki ekstra para. Kardeşim senin getirdiğin, vazgeçiyorum. Hay hay diyor. 750 lira tazminat. Nedir? Ben sana kampanya dedim. Kampanya normal fiyatı olsa 110 liraydı ama ben sana 59 lira dedim. Ama 2 yıl taahhüt verdim. Taahhüt verdim. Nerede verdim? İşte diyor. Sonra açıyorsunuz böyle onun bir yerinde onu şimdi en aslında temel şey bu. Arkadaş, sana bunu bu fiyattan veriyorum ama 2 yılı bana garanti edeceksin. Evet. Şimdi bu lafı ben hiçbir yerde duymadım. Telefon satışlarında bir tek oluyor. O da ne? Hatlı telefon alırsanız, yeni bir telefon işte şimdi 3000 falan, o diyor ki 2 yıl boyunca faturanızı 200 lira olursa bu telefonu da veriyoruz diyor. Onu anlıyorum ama diğerlerinde bunu görmeli. Ve siz buna karşı hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şimdi bu tür durumlarda ne yapacağız? Adam bana diyor ki mahkemeye de gitse mi diyor. Kardeşim sen imzalamışsın, altında var. Ama şimdi bana bunu hatırlatmıyorsun, ben ona bakamam. Evet. Yani işte yine bu genel işlem şartlarına geliyoruz. Kural olarak bu bir abonelik sözleşmesi. Evet. Abonelik sözleşmesinde normal koşullarda yasaya göre öncelikle sizi bilgilendirmesi lazım. Yani hatta şunu diyorum, yani bunlar oluyor mu? En tepesinde yazmalı. 2 yıl ödeme garantili. Evet. Efendim internet servis sağlama sözleşmesi diyecek, ben onu göreceğim. Hayır, onu bana hiç söylemiyorlar bile. Ne zaman ki ayrılacağım, o zaman diyor ki 2 yıl parası 750 lira tazminat ödersen çıkarsın. Hadi buyurun. Evet. Yani bu en büyük sorunlardan birisi. Gerçekten bazen telefonda yapılıyor örneğin. Telefonda yapılıyor bu sözleşme. Ondan sonra getiriyor işte teslim ederken altında imzalattırıyor vesaire. Kural olarak, yani yasaya uygun olarak yapılması halinde bunun önce bilgilendirilmesi lazım. Bu bilgilendirmenin neticesinde bu kişinin kararını vermiş olması lazım. Ve bu kararın içerisinde de cayma hakkının, aslında bu tür sözleşmelerde cayma hakkı var. 14 gün içerisinde sözleşmeyi yaptıktan sonra 14 gün içerisinde cayma hakkı var tüketicinin. Cayabilir. Yani tamam, kabul et, aldım ben bunu ama işime gelmiyor artık deyip herhangi bir gerekçe göstermeden, cezai şart ödemeden yasa gereği cayma hakkı var. Bu cayma hakkını kullanabilir. Dediğiniz gibi bu tür ama aslında oraya sokuşturulmuş bir takım hükümler genel işlem koşulları çerçevesinde eğer tüketicinin aleyhine olacak ve bu adaletsizlik oluşturacak ise böyle bir kural zaten geçersiz olacak. Yani böyle bir kuralı tüketicinin kabul etmemesi gerekir. Yani tabii ki mahkemeye gidecek. Bilmiyor işte. Maalesef pek çok hakkımızı bilmiyoruz. Bunların da öğretilmesi için bir şey yapılmıyor. Öğretilmesi, yani bilgilendirme dediğimiz şey aslında tüketici hukukunun en temel kavramlarından birisi. Yani tüketicinin bilgilendirilmesi gerekiyor. Hayır, bir de en önemli gelmesi. Konu diye bakıyorum. Yani ben bir ürünü alıyorsam ve bunu 2 yıl boyunca aynı parayı ödemem gerekiyorsa zaten anlaşmanın temeli o. 2 yıl eşit ödemeli bir şeye imzalıyorum. Onu hiç söylememesi, sonradan da işte şey, efendim bunu söyleyince onu biz biliyoruz diyor. Haklı yani, tabii kanunda bilmiyorum demek diye bir şey yok. Ama bu aldatmacanın önüne işte ancak bu sizin çabalarınızla şu tüketici korunması hukukunun içine bunları sokarak herhalde olacak diye anlatmaya çalışıyorum. Yani evet, aslında pek çok kural var, pek çok düzenleme var. Bu düzenlemeleri doğru düzgün insanlar da uygulasa, mahkemeler de uygulasa herhangi bir sorun olmayacak. Daha doğrusu çok fazla sorun olmayacak ama bunların delinmesine yönelik de pek çok şey oluyor, yaklaşım tarzı oluyor. Yani kuralı getiriyorsunuz siz, uygulanıyor ama bakıyorsunuz girişimci bir tarafından tutmuş, onu kendi lehine olarak gerçekleştirmiş. Çünkü bunu yaparken pek çok hukuk enstrümanını da kendisi kullanabiliyor. Çünkü pek çok hukukçusu var. Onları bu boşlukları, eksiklikleri, nasıl uygulanacağını çok daha rahat biliyor. Onlar üzerinde oturup araştırmalar yapıyorlar.
Ve o bulduklarını da bu şekilde uygulayıp, biraz önce bir şey söylediniz. Çok fazla fark etmez bir değer diye bahsetmiştiniz. Hani 3 lira 5 lira. Bir kuruş. Bir kuruş dahi düşünün. Yani faturalara eklenen, telefon faturasına eklenen bir kuruş. Kaç milyonlarca abone var. Yani şu anda ya, abone sayısı 60 milyonun üstü. Ha. Yani şey. Yani o kadar milyon abone içerisindeki diyelim bir hizmeti bir karşılıksız fazla. Olarak bir kuruş fazla olarak 60 verdiniz. 60 milyon kuruş mesela işte. Yani yapma değil mi? Evet. En azından. En azından. Yani bir kuruş tabii ki çok basit bir şey oldu. Gibi geliyor tabii. Bir kişi için öyle ama evet. 60 milyon topladığımı evet. Başka bir kişi 60 milyon kuruş evet. Kazanıyor. Bundan yani. Dolayı değil mi? Yani bir hareketten dolayı evet. Ya da bir sözleşmedeki bir hükmün çizilmesi ya da koyulmasından dolayı. Orada olan bir bağlacından dolayı belki de. Değil mi? Yani evet, o da olur yapabiliyor. Deyip onu yaptığınızda. Yani bunun içine ben bunu koydum diyor. Ve şey. Mesela bir sorun daha söylemek istiyorum. Mesela buna karşı ne olabilir? Şimdi bir takım kredi kartı ya da kurum kartları var. Bu kurum kartlarını verirken çok cazip şeylerle herkese şey yapıyorlar, özendiriyorlar. Evet. Yani ne diyor mesela? Bununla diyor uçak mili kazanıyorsun diyor. İşte bununla bonus kazanıyorsun diyor. Bununla benzin kazanıyorsun diyor. Bununla benim kurumumda efendim işte hediye çeki kazanıyorsun diyor falan. Fakat sonra bir gün geliyor, diyor ki ben bunları sildim. Puanım bitti. Evet. Şimdi evet. Ben bunu mesela benzin aldığım şeyde gördüm. Hep kullandık sonra aman dediler Şubat'ta bitiyor. Nasıl bitiyor? Kardeşim sana ne, ben bunu biriktiririm. Ne bileyim iki depo benzinimi bundan alırım. İki sene sonra alırım. Evet. Ya da mil mesela biriktirdim. Öyle bir şey oldu ki ya Amerika'ya gideceğim. First class gideceğim. Ayaklarımı uzatacağım. İstakozumu yiyeceğim. İstediğim gibi gideceğim ve bedava yapacağım bunu. Hayır diyor yani. Ben bu bir yıl içinde bırak şeyi Amerika'ya first class gitmeyi. Yurt içi uçak biletini bile sağlayacak kadar harcama yapamıyorum mesela. Sildim diyor. Mesela buna hakkı var mı? Ya da işte benzin ya da şirket yani toplanacak. Bu da yine bunun içerisine giriyor bu genel işlem şartı. Ama haksız şart olarak değerlendirilirse. Ama yani, buna itiraz eden var mı yani? Oluyor mu? Ben mi itiraz şöyle, ediyorum? Şöyle. Mahallenin delisi miyim yani? İşte bir tek itiraz edenler kazanıyor. Diğerleri zaten gidiyor. Yani itiraz etmezseniz nasıl olsa işte 10 tanesi. En önemli şey bu. 10 tanesinden 9 tanesi itiraz etmedi, ben bunu aldım. Bir tanesi itiraz etti, veririm, ne olacak? Ya ben şimdi gittim itiraz ettim. Dedim ki kendi kredi kartı sağlayıcım bankaya. Arkadaş sen benim millerimi silemezsin ya da bonusumu silemezsin. Peki Can Bey deyip benimkini sildiğinde sizi de bundan yararlandırmıyor mu? Yok hayır öyle bir şey yapmıyor. Yani sizin de gitmeniz lazım. Hayır. Yani tabii, şey olmuyor. Tabii. Genel kurala dönüşmüyor. Hiç öyle şahsi bir şey yok. Benim çünkü sözleşmeyi ben yaptım. Evet. Peki diyorlar sen ses etme biz seni böyle. Bu böyle yürüyor zaten. Aa, yani şimdiye kadar böyle yürüyor. Harika. Yani o şey sözleşmelerinde de öyle. İşte telefon sözleşmesi olsun, internet sözleşmesi olsun, şu olsun bu olsun. Sadece bu konuda itiraz eden, dava açan bir şekilde kazanıyor. Ama diğerleri o şekilde devam edip gidiyor. Yani bunun maliyeti çok daha az onlar açısından. Yani yaparım diyor nasıl olsa. İtiraz edilirse, çok fazla tepki gelirse, bazen tüketici dernekleri bu konuda bir işlem yapmış olabilir. Tüketici derneklerinin yaptığı işlemler neticesinde bunlar kamuoyuna girer, kamuoyunun konusu haline gelir vesaire. Anca o zaman belki bir müdahale olur, ondan vazgeçmesi söz konusu olabilir. Yoksa mesela geçenlerde çok tartışılıyordu 12 banka. 2008 tarihinde bir araya gelmiş ve bu bir uyumlu eylem oluşturmuşlar faizler hususunda, tüketicilere verilen faizler hususunda. Bu 2013 yılında ortaya çıktı. 2013 yılında 12 büyük bankanın, şimdi ismini vermeyeyim bu bankaların, o 12 büyük banka bir araya geliyor. Diyorlar ki tüketiciye olan tüketici kredisinde, şu kredide, bu kredide şu faizlerden aşağı vermeyelim. Bu şekilde davranalım diyorlar. Ve gerçekten de onu yapıyorlar. O uyumlu eylemleri neticesinde o dönemde kredi alan
ve o tür işlemleri yapan herkes birkaç baz daha fazla faiz ödemiş oldular. Daha sonradan ortaya çıktı. Sonradan Danıştay da aynı zamanda bunların bu uyumlu eylem olduğuna karar verdi ama hala bir sonuca da ulaşılmış değil. Yani geriye dönük ödeme ama kimse yapmıyor. Evet, bir tane mesela geçenlerde bir mahkeme, İstanbul Mahkemesi buna yönelik olarak karar verdi. 5 yıl önce açılmış bir dava için ve dedi ki bundan dolayı sorumlusunuz ve bu tazminatı ödeyeceksiniz. 3 katına kadar tazminat ödeme durumu var. Bunu ödeyeceksiniz dedi. Sadece onu ödeyecek. Bu arada diyelim zaman aşımı geçti. 2008'di. 2017 oldu. 10 yıl süre dolduktan sonra artık dava da açamazsınız. Açtı. Yani bu arada açanlar diyelim ondan dolayı bir şey elde edecekler. Onun dışındakiler gitti işte. O zaman yani demek ki bu işi yapanlara müthiş bir alan bırakılmış oluyor. Çünkü milyonlarca insan yapıyor. Yani bu hani 3 kişi 5 kişi tabii, yapmıyor. Tabii. 30 küsür milyon işlem yapılmış o dönemde. 30 küsür milyon işlem yapılmış. Ama bir kişi dava açıp hakkını alıyorsa alıyor. Geri kalan 29 milyon 999 999 kişi. Yani hadi bunun yarısı açtı diyelim. Yani %10'u açtı diyelim. %10'u dahi açmamış. Yani %1'i bile açsa epey bir şey. Ama o kadar kazanç mesela onların cebine girdi şu an. Şimdi bir de o zaman kalan süremizde sizin bir de arabuluculuk müessesesiyle ilgili çalışmalarınız ya da uzmanlarınız var. O da şu anda kamuoyunda çok bilinen bir konu değil. Yani bu uzlaşma dediğimiz bir ombudsmanlık müessesesi var. O mu yoksa bir de taraflar arası uzlaşma yani mahkemeye gitmeden mi? Gene hukuk gözetiminde mi? Nedir o? Evet, şimdi bu alternatif uyuşmazlık çözümü olarak adlandırılan bir yöntem. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğu, arabulucu aracılığıyla diyelim uyuşmazlıkların çözülmesi. Aslında kişilerin kendi tasarruflarında olan yani çözülmesi kendi tasarruflarında olan işlemler açısından hangi söz konusu. Türde, örneğin yani ticari işlerde söz konusu, örneğin tüketici ilişkilerinde söz konusu, örneğin işçi işveren ilişkilerinde söz konusu ya da aile hukuku ilişkilerinde söz konusu. Ama örneğin bir ceza davası, gerçi orada da başka bir yöntem var ceza uzlaşması olarak belirlenen. Örneğin taraflar evliyse oturup biz boşanalım diyebilirler. Mahkemeye ama, gitmeden mahkemeye mi? Gitmeden boşanmaları tespit edilemez. Yani öyle bir sonuca ulaşılamaz. Bu yüzden de bu arabulucuyla olmaz. Boşanma da yok. Ama, evet. Ama aile hukukundan kaynaklanan başka ilişkiler miras olabilir. Miras olayında mesela. Miraslı olabilir. Anlaşabilirler. Ne bileyim ticari ilişkilerin hepsi açısından aslında söz konusu. Peki bunun yapılmasının sistemi ne? Yani gene bir hukuk denetimi mi yoksa hani yani kimin ne haberi olacak? Yani kim benim mesela diyelim beni buradan attılar. Kendimden hani örnek vereyim de en şey attılar. Ben de dedim ki arkadaş atamazsın. Benim işte şu kadar kıdemim var. Tazminatı ben veremiyorum. Normal şimdi koşullar. Buradaki uzlaşma kimin gözetiminde ve nasıl olacak? Normal koşullarda yani bu haftanın sonuna kadar siz aslında mahkemeye gidip mahkemede bunu çözmeye çalışabilirsiniz. Tamam. Mahkeme yoluyla. Veyahut da arabulucu dediğimiz en az 5 yıl deneyimli ve arabuluculuk eğitimi almış hukukçular tarafından gerçekleştirilen bir sistem. Arabuluculuk sistemi. Tabii ki yine Adalet Bakanlığı'nın denetimi altında gerçekleştiriliyor. Bu arabulucu taraflar arasında bir mediation yani bir aracılık yapıyor. Bu aracılık yaparken tarafların çıkarlarının nasıl olacağı hususunda değil de tarafları kendi çıkarlarının ne olduğunu bilmeye davet ediyor. Yani öyle bir yöntem izliyor ki taraflar böyle davranırsam benim daha çok çıkarıma olur demeye başlıyor. Ve bu çıkarlarını gördüklerinde
ya da ne kazanacaklarını ne kaybedeceklerini gördüklerinde daha kolay bir biçimde uzlaşmış oluyorlar. Bunu arabulucu, bu ortamı arabulucu gerçekleştiriyor. Bunu gerçekleştirip tarafların kendi çözümlerini bulmalarını sağladıktan sonra bunu bir tutanakla belirliyor ve bu tutanağı ilan hükmünde oluyor. Yani aynı mahkeme kararı olmuş gibi, mahkeme karar vermiş gibi bunlar icraya koyulabiliyor ve hüküm doğuruyor o şekilde. Yani doğrudan doğruya mahkemeye gitmiyorsunuz. Bu hakimin yapacağı ya da diğer işlemlerden uzak kalıyorsunuz. Ama sonuçta verilen karar mahkemeler tarafından kabul edilen bir karar haline. Ha, yani o bir resmiyet kazanmış oluyor. Resmiyet peki kazanmış. Şeyi dediniz, şu anda bu sistem çalışıyor mu? Çünkü dediniz ki 5 yıl arabuluculuk konusunda uzmanla, yani başladı mı da uzmanlığı tabii, nerede? Tabii başladı. için uzmanları da var. Epey de bir uzman oldu. Bir hafta örneğini şunun için verdim. İş hukuku uyuşmazlıklarında yılbaşından itibaren artık mahkemeye gitmeden mecburen arabulucuya gidilecek. Yani sizin böyle bir şey başınıza gelmiş olsa yılbaşından sonra doğrudan mahkemeye gidemeyeceksiniz. İlk önce arabulucuya gideceksiniz. Arabulucu bir dava şartı haline dönüştürüldü. Yani dava açılmadan muhakkak taraflar öncelikle bunu arabulucu aracılığıyla bu yöntemle çözmeye çalışacaklar. Eğer çözülemezse ya da bununla uyuşamazlarsa taraflar, arabulucu olarak bunu çözmek istemedikleri ortaya çıkarsa bu durumda mahkemeye gitme hakları olacak. Yani bu yeni bir konsept anladığım. Peki şu anda bunu uygulayan ne kadar insan vardır ya da bilen? Yani şu anda giden var mı? Ne tam kadar? Sayısını bilmiyorum. Tabii ki yani 70 binlerde falan deniyordu benim bildiğim bu sayı. Epey yükselmiş durumda. Bu bizim hukukumuzda yeni başlayan bir durum. Ama örneğin İngiltere'de davaların %70'inin 80'inin bu şekilde çözüldüğü. Ya böylelikle o zaman yani mahkemelerin yükü çok hafifletilmiş oluyor. Evet. Yani basit bir konuda tamam kardeşim anlaşamayız o zaman mahkeme çözsün diye. Mesela bizde çok yaygın bir şey o. En ufak bir sorunda tamam orası çözsün. Hem herkes galiba biraz zaman kazanıyor. Yani iş yargıda bazı işler duruyor tabii o zaman. Canım işte mahkeme bitsin ondan sonra hallederiz gibi de bir anlayış mı hakimde? Vallahi bilmiyorum. Yani şimdiye kadarki yaklaşım içerisinde bizim insanımızın işte o mahkemeye gidelim yaklaşımının aslında ben haklıyım. Ve bu hakkım da ortaya çıkacak. Hakkım ortaya çıkması için ne gerekirse yaparım yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani bu win-win düşüncesi var ya herkes kazansın. Gerçekten her ilişkide hemen hemen her ilişkide muhakkak haklı tarafı da var kişilerin, haksız tarafı da var. Bu haksız taraflarının da olduğunu bilerek aslında bir bakıma uzlaşarak sorunlarını çözmeye çalışması en doğrusu, en mantıklısı. Ama bunu maalesef bizim insanımız şimdiye kadar çok fazla devreye sokamadı. Geleneksel anlamda bu tür şeyler vardı biliyorsunuz. Yani işte diyelim bir sorun olduğunda o çevrenin bilinen tanınan kişisine gidilip onun sorunu çözmesi istenebilir geleneksel yaklaşımda. O hatta racon kesme derler yani. Racon kesme derler değil mi? Evet. Evet yani biraz tabii daha çok hani muvazalı işlerde biraz da hani çok da hukuka getirmeyelim dedikleri işlerde kullanılan bir yöntem tabii. Evet. Ama halk arasında şey ama bu şimdi normal yasal güvence altında kayda girecek şekilde ama mahkemelerle uğraşmak yerine oturalım. Daha kısa bir sürede örneğin taraflar bir araya geldiğinde kendi istediklerinin ne olduğunu, kendi çıkarlarının ne olduğunu, buna yönelik olarak ne verebileceğini, ne alabileceğini o toplantı içerisinde. Tabii bu eğitimler içerisinde, arabuluculuk eğitimleri içerisinde o kişilerin davranış özellikleri, psikolojik nitelikleri, görüşme teknikleri, insanların birbirleriyle olan ilişkideki görüşme teknikleri vesaire bunların hepsi öğretiliyor. Arabulucu, herkes arabulucu olamıyor mesela. Peki, zamanımızı doldurduk. Çok teşekkür ederim. Bugün değerli izleyiciler,
Çok özel bir konuyu konuştuk. Konunun uzmanıyla Profesör Doktor Çağlar Özel'le Kıbrıs'tan geldi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. Tüketici hakları, neleri ıskalıyoruz, neleri ihmal ediyoruz, haklarımız neler, onları konuşmaya çalıştık. Tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Evet, yarın saat 11'de Yazı İşleri'nde tekrar buluşmak üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Halk Kitabevi Yazı İşleri'ni sundu.